Feyçakmak Mahallesi sakinlerinden yaşarıldız. Bu gördüğünüz alan Feyçakmak İlkokulumuzun alanıdır. 15 seneden beri bu alanımız bu şekilde hiçbir işlem yapılmadan bekletilmektedir. Burada 3 dönüm yer vardır efendim. Tam 3-4 dönüm üzerine yer vardır ve denize sıfır bir yerdir. Burada gördüğünüz gibi ismi cismi belli olmayan arabalar, kimin de olduğunu bilmiyoruz. Şahıslar burada park ediyorlar. Gece burada alkol alıyorlar. Gece burada insanlarımız tuvalet ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Efendim, buradan biz çok rahatsızız. Buranın Ünye Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi'nin artık bir an önce işlem yapmasını bekliyoruz. Eğer şu alan 3 dönüm yer Ordu'da, Samsun'da, Antalya'da ve İzmir'de olsa bu insanlar burayı değerlendirirler. Bakın bizim bu Feyçakmak Mahallesi'nde bir aile çay bahçemiz yok. Bir düğün salonumuz yok. İnsanlar 3 kilometre bir kere düğüne gidiyorlar, salona gidiyorlar efendim. Bu millete yazık. Ünye'nin en büyük mahallesi. Ünye'nin en büyük, bakın arabanın girişini yapın. Buyurun efendim. Buyurun. Ne oldu? Nereden geldi belli olmayan bir cisim bu. Nereden geldi olmayan belli. Gelen bu arabayı buraya park ediyor. Gelen park ediyor, giden park ediyor. Biz bunun yetkililerden çözümünü bekliyoruz. Artı, bakın efendim, buranın 20 bin nüfusu var. 6700 seçmeni var. Ünye'nin en büyük mahallesi ama hizmette çok geri kaldık. Çok geri kaldık efendim. Bakın İmam Hatip civarında oranın insanları oraya OSKİ'yi getirmişler. Oraya PTT'yi getirmişler. Orayı Ziraat Bankası'nın ikinci şubesini açmışlar. Bizim bu Ünye'miz, Feyçakmak Mahallesi 38 tane köye bağlantısı var efendim. Ama biz bir ATM'miz yok. İnsanlar maaş günü, emekli, dul, yetim, aile alanlar, esnafımız gece 12'lerde bankaya anca gidebiliyorlar. Buraya neden bir ATM açılmaz? Neden buraya bir ATM açılmaz? Neden bu insanları çarşı merkezlerinden mahkum ediyorlar? Feyçakmak Mahallesi'nin, Feyçakmak Caddesi'nin lukor mazgal kapakları gördüğünüz gibi tamamen muşamba, gazete kağıtlarıyla esnaf kokulu, pis kokulara maruz kalmaktadır. Yani bu kokulardan, dogorların temizlenmesinden Feyçakmak Mahallesi halkı 30 günden beri lağım kokularıyla oruç tutmuştur. Bu insanlara yazıktır, bu insanlara günahtır. Allah'tan korkan gelsin, bunu korkmasa bunu gelsin temizlesin. Efendim gördüğünüz gibi Feyçakmak Mahallesi'nin, Feyçakmak Caddesi'nin dogor kapakları, pastal kapakları tamamen gazete ve kağıtla kaplı. Gelsin buraya yetkililer, o 10 dakika gelsinler, bunun başına bir bardak çay içsinler. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Ünye Belediye Başkanı'na, Sayın Ahmet Çamyar'a, Sayın Emre Yılmaz'ın şurada 10 dakika bir çay içmeye davet ediyorum. Bu şekilde mazgallar olmaz efendim. Biz bunları süs için buraya koymuyoruz. Kokular geliyor. Feyçakmak Caddesi'nin mazgalları ortada efendim. Bu insanlar 30 günden beri, devamlı söylüyorum, 30 günden beri lağım kokusuyla bu insanlar oruç tuttu. Bu insanlara yazıktır, bu insanlara günahtır. Yetkililerin buraya bir an önce gelip bu logar ve mazgal kapaklarının temizlenmesini istiyoruz. Ünye'nin en büyük mahallesi nüfus bakımından ama hizmette tamamen geri kaldık. Yazık, günahtır bu insanlara. Bu yolların asfaltlanmasını istiyoruz. Cumhuriyet Meydanı, Liseler Mahallesi, efendim, Cumhuriyet Meydanı'ndan ibaret değil bu Ünye. Bu mahallenin doğalgazı yok. Bu mahallenin asfaltı yok, yolu yok. Efendim, sineklerden gece bu millet daha kadar uyanıyor. Sineklerden, haşerelerden. Yazık, günah değil mi efendim? Bu ışıklarımız neden yanmıyor efendim? Ben bunu yetkililere sormak istiyorum. Bunu mutlaka belirtin efendim. Büyükşehir'in yapmış olduğu bu elektrik direkleri niye yanmıyor efendim? Bunu yetkililere soruyoruz. Madem yanmayacaktı bu ışıklar niye yapıldı buraya? Feyçakmak, hazır mısınız? Evet. Feyçakmak İlk Öğretim Okulumuzun şu anda istinat duvarı çatlak efendim. Okulumuzun istinat duvarı çatlak. Aile ve veliler tamamen şu anda bir tedirgin içindeler. Çocuklarının sıkıntı içindeler. Okul aile birliğine yapmış oldukları müracaat, okul müdürlüğüne yapmış olduğu müracaat, ilçe milli eğitime yapmış olduğu müracaat tamamen hiçbir sonuç alamamış. Bu okulumuzun istinat duvarı her an düşecek efendim. En ufak bir toprak kaymasında veya bir yağmurda
Yarın ve ileride okulumuzun açıldığında bu çocuklar can güvenliği yaşayacak. Yetkililerden bu okul istinat duvarımızın bir an önce okullar açılmadan tamirini istiyoruz. Yetkililer gelsin buraya baksın. İlla ki bir çocuğumuzun burnu mu kanaması lazım ya? İlla bir burun kanacak da mı bu işleri yapacak hanımefendi? Bunların çözümünü istiyoruz. Yetkilileri buraya davet ediyoruz. YEDAŞ'ın yapmış olduğu büyük elektrik direkleri var. O YEDAŞ'ın yapmış olduğu elektrik direkleri her mahallede aralığı 20 adım, bizim mahallemizde 50 adım. Neden burası 50 adım? Neden burada bir arada bir direğimizi almışlar? Geceleri burası zifiri karanlık oluyor. Zifiri karanlık geceleri burası. Işık yok, aydınlık yok. Ara sokaklarımız tamamen zifiri karanlık. Tepe Mahallesi, Onur Sokak, Çakın Sokak, Balık Yemeni, Tamirhane, Gazhane Sokak, Çakın 2, Çakın 4 sokaklarının bütün enerji hatlarının yer altına geçirilmesini istiyoruz. Bütün elektrik kabloları insanların balkonundan geçiyor. Elektrik direkleri 40 yıllık direkler, dipleri çürümüş. Can tehlikesi yaşıyor bu millet. Balkonda rahat rahat oturamıyor bu insanlar. Bu elektrik enerjisinin yer altına alınması için ben YEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne vermiş olduğum dilekçem var. Enerji Yüksek Piyasa Denetim Kurulu'ndan bu dilekçem geçti. Yetkililer buna bizzat çare bulsunlar. İnsanlar balkonda çamaşırlarını asamıyorlar. Balkonda rahat çaylarını içemiyorlar. Evet, mahallemizin sorunları çok büyük. Bizi şu lağım kokusundan kurtarsın yetkililer. Şu lağım mazgal kokusundan kurtarsın. İkincisi efendim, bu okulumuzun akipedinin sorunu öğrenmek istiyoruz. Okulumuzun, yıkılan okulumuzun 3 dönümlük arazisi ne olacak? 15 seneden beri bu arazi bu şekilde bekliyor. Bu insanların bir tane düğün salonu yok burada, düğün salonu. Düğün salonu yapmak için 3 kilometrelik yere düğün yapmaya gidiyorlar. Yazık, günahtır. Burada bir ATM yok, burada bir banka yok. Emekli, dul, yetim, esnaf çarşıya maaş almaya gidiyor. Yağmur, çağmur, karda. Yazık değil mi, buraya bir ATM kursanız, Ziraat Bankası'nın bir ATM'sini kursanız, İş Bankası'nın bir ATM'sini kursanız. Emeklilerimiz burada hiç çarşıya gitmeden efendim parasını burada çekseler. Olmaz mı ya? Yazık, günah değil mi? Bu kadar dünyanın en büyük mahallesini efendim çarşıya mahkum ediyorsunuz. Yetkilileri hizmete davet ediyoruz efendim. Sıkıntı çok büyük. Bu mahalle devamlı göç veriyor efendim. Bak, bunun altını bizzat çiziyorum. Bu mahalle devamlı göç veriyor. Bunun önüne geçilmesi lazım.